8. dersin alıştırması Delibes metodudaki kitapta 6. ders olarak geçiyor. Var, is ile yani nerede ile alakalı. Yani var, is, nerede, nokta nokta olan yerlere gerekli kelimeleri koyduğumuz zaman bir şeyin nerede olduğunu öğrenebiliriz. Cümleleri boş yerleri dolduralım. Ikra nar het stasyon. Stasyon het olduğu için. Yani istasyonun nerede olduğunu soruyor. Var, is het station? İstasyon nerede? Ik weet niet. Weten bilmek kelimesinden kaynaklanıyor. Werkwoord. Bilmek. Niet olumsuzluk ekiliyor. Yani İngilizce'de karşılığı not. Ik weet niet dediği zaman bilmiyorum diyorsun. Yani bir şey bilmiyorum demesi demek istiyorsanız burada. Ondan sonra cümleyi tamamlıyor. Var et stasyon es diyor. İstasyonun nerede olduğunu bilmiyorum. Mefrau, bu mefrau diyor hanımefendi diyor olduğu zaman. Burada saygı cümlesi gelecek. Buraya ü gelecek. Veitü var et stasyon es. İstasyonun nerede olduğunu biliyor musunuz diyor. Et stasyon, istasyon diyor. Ya, erst, yani önce, erst, lobt ü, yürümek, lopen. Werkwoord lopen, yürümek demek. Loop, ben yürüyorum. Jij, hij ve zij. Loopt, o yürüyor. Eerst loopt u rechtdoor. Rechtdoor düz demek. Dümdüz gidiyorsunuz. Daarna, ondan dan neemt u. Dan neemt u. De tweede straat recht. Yani neyimin bir şey almak. Ondan sonra ikinci sokağa dönüyorsunuz. De tweede ikinci demek. Eerste. İlk. Tweede. İkinci. Derde. Üçüncü demek. Yani bu böyle devam eder gider. Vervolgens, ondan sonra, neemt u de eerste straat, ilk sokak, links, sola alıyorsunuz diyor. Rechts, sağ, links, sol. Het station is aan het einde van de straat. Bu sokağın sonundaymış yani diyor. Die straat diyor yani bu sokağın, yani bu sokağın sonundaymış. Is het langlopen? Lang uzun yani yürümek mi diyor. Yani uzun çok uzun mu yürüyeceğim diyor. Mut lang lopen. Mut kelimesi mecburiyet ifade eder. Mecburiyet. Yani uzun süre yürümek zorunda mıyım diye soru soruyor. Ne? Je loopt in een kwartier. Kwartier çeyrek saat demek. 15 dakika diyor. Naar het station. Je kunt ook met de bus. Otobüste de gidebilirsin diyor. Wanneer, ne zaman? Vertrekt de bus. Yani bunları biliyorsunuz. Wat, ne? Waarom? Neden? Wanneer? Ne zaman? Hoe? Nasıl? Yani bu kelimeleri de öğrenebilirsiniz. Wanneer vertrekt de bus? Ya da bunu farklı şekilde yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Hoe laat, saat kaçta vertrekt de bus? De bus. Hij gaat elke 15 minuten. Her 15 dakikada bir hareket ediyormuş. Hij komt hier elke kwartier langs. Her 15 dakikada bir geliyormuş. Devam edelim. Oh, okay diyor yani. Ik wacht liever. Ik wacht liever nu. Şimdi beklerim diyor. Ik wacht liever niet. Evet, niet diyor. Beklemeyi tercih etmiyorum diyor. Yani, ik wacht liever niet. Ik loop liever naar het station. İstasyona yürümeyi tercih ederim yani. Buradaki liever kelimesi şeyi daha çok istemekle alakalı. Dank u wel, teşekkür ediyorum. Woont Olaf op de hoek van de straat? Olaf sokağın sonunda mı oturuyor diyor.
yani köşesinde mi oturuyor? Ya veyahut da hayır kelimesini siz kendiniz tercih edebilirsiniz. Ya dediğimiz zaman ne oluyor? Ya I won't hop the hook. Yani. Is de school van Olaf ver van zijn huis? Zijn school is niet ver van. Okulunun evinden uzak olmadığını söylüyorum. Is het ver van jouw huis naar de les? Het is niet ver. Uzak değil diyor. Hoe gaat Olaf naar de les? Hij loopt eerst rechtdoor. Dan ne yapıyormuş? Olaf'ın evi burada. Okul da buradaymış. Hij gaat eerst rechtdoor. İnce düz gidiyormuş. Resime bakacağız işte burada. Olaf buradan çıkıyor. Düz gidiyor. Dan nasıl gidebilir? Okul tam burada. Böyle gidecek. Ondan sonra diyeyim. Gel. Dan eerste straat links, dan rechts, buradan sola gidiyor, sağa dönüyor, rechts, en dan rechtdoor. Gidiyormuş. Yani burada işareti Olaf buradan okula gidecek. Önce düz gidiyor, sonra sola dönüyor, oradan sağ yapıyor, dümdüz gidiyor. Onu anlattım yani. Hij loopt eerst rechtdoor, dan eerste straat links, ilk sokak sol. En dan rechts, oradan sağa dönecek, en dan rechtdoor lopen, dümdüz gidiyor. Yani böyle bir yol tarifi yapabilirsiniz. Yol tarifi yapmak için yani bu kelimeler kullanılıyor. Bunlara ne kadar çabuk hakim olursanız, birisine yol sorduğunuz zaman yolunuzu gideceğiniz yeri daha kolay bulabilirsiniz. Hoe ga jij naar de les? Ik loop naar de school. Okula yürüyerek gidiyorum. Hoe laat vertrekken? Ik vertrek. Sen vertrekken kaçta çıkıyorsun diyor. Ik vertrek om 7:30. Hoe lang lopen is het naar de school? Ik loop 20 minuten. 20 dakika yürüyorum diyorum. Kan je met de bus naar de les? Ik kan ook met de bus. Is er een bus van Olaf's huis naar de school? Nee, er is geen bus. Otobüs yokmuş. Otobüs düz gidecek. Kan Olaf ook met de bus? Nee, de bus gaat niet. Gaat niet bij o niet naar Olaf diyebiliriz. Olaf's huis. Olaf'ın evinden geçmiyormuş. Komt de bus vlak bij de school? De bus komt vlak bij de school. Yani otobüs okulun yakınlarına geliyormuş. Yani bu vlak bij kelimesi yakın demek. Vlak bij yakın. Fer uzak demek. Ya, devam edelim. Vertrekt zijn bus om het kwartier. Yani bu sizin vereceğiniz cevap. Ya, zijn bus vertrekt. Yani bu bir şeyin otobüsün hareket etmesi demek. Vertrekt om het kwartier. Şimdi yeni Hollandaca öğrenmeye başladığınız için önemli kelimelerden bir tanesi bu lit word meselesidir. Kelimeler öğrenirken lit word'larıyla beraber öğrenirseniz ileride mesela kitap bir şeyler yazacağınız zaman mesela diyelim ki üniversiteye gidiyorsunuz yeniden daha veriyor ya orada bol bol yazmanız gerekiyor. Oradaki de ve het kelimeleri sizi bayağı zorlayacaktır. O yüzden kelimeyi öğrenirken direkt lit word'uyla beraber öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Yani bu büs diye değil de mesela de büs yani bu bir kelimenin tamamı oluyor. De school bu kelimenin tamamı oluyor. Komt jouw bus elke 10 minuten? Mijn bus komt elke 10 minuten. Ya gördüğünüz gibi cümlenin
soru cümlesinin içerisindeki kelimeleri kullanarak çok rahat cümleler kurulabiliyor. Yani önemli olan dinlemek ve kullanmayı bilmekle alakalı. 5 dakikamız daha var. Tamam. Devam edelim. Dag mevrouw, weet waar is het station? Merhaba hanımefendi diyor. İstasyon nerede? Het station, dat is niet ver van hier. Buradan uzakta değil diyor. Hier. U loopt tot het eind van deze straat. Bu sokağın sonuna kadar yürüyorsunuz. Helemaal tot het eind. Sonuna kadar mı demek? Tot. Oraya kadar. Yani. Dahil değil yani. Tot. Yani tot kelimesinin kullanış şekli. Twee tot five diye kelimesi kullanıldığı zaman 5 dahil değil. Tot en met dediği zaman tot en met o zaman dahil oluyor. Twee tot en met five o zaman 5 dahil. 2'den 5 dahil. Yani bu Hollanda'da çok sık kullanılan bir şey. Çok kafa karıştırıcı bir kısım. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Helemaal tot het eind. Yani sonuna kadar mı? Ya. Daarna. Ondan sonra diyor. Daarna. Sonra. Daarna gaat u naar rechts. Oradan sağa döneceksiniz. Dan komt u. Ondan sonra diyor nereye gidiyorsunuz? İnen Drukke Straat. Druk yoğun bir sokakmış. Drukke Straat. Kalabalık bir sokak. Kalabalık sokak. Who heet die straat? Bu sokağın ismi ne diye soruyor. Dat is de Schoolstraat. Yani o sokağın ismi Schoolstraat'ımış. In die Schoolstraat moet u eerste straat links nemen. Oradan sola almanız gerekiyormuş. Daar ziet u het station. Hoeveel minuten lopen is het? Kaç dakika yürümemiz gerekiyor diyor. Oradan bulursunuz. Oh, niet meer dan. 5 veya 10 dakikadan fazla değil diyor. Danke. Güzel. Bu da graag gedaan diyor. Yes. Şimdilik bu kadar. Başka zaman devam ederiz. Kolay gelsin.